Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasında Yaşar Erdinç hocamızla beraber bir kez daha karşınızdayız. Saatlerimiz 9'u 10 geçiyor. Dün Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin önemli açıklamaları var ve o açıklamalar piyasaları coşturdu diyor Yaşar hocamız. Neden diye soracağız, öyle başlayacağız. Bu açıklamalar evet. Neden bu kadar piyasaları hareketlendirdi hocam? Aslında ilk anda çok hareket görmedik. Saat 15.30 gibi başladı Draghi'nin basın toplantısı. Ve burada işte Avrupa Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği, bir yol haritası izleyeceğine ilişkin açıklamalar yapacaktı. Aslında çok da ciddi, çok büyük, hani çok önemli olması beklenmiyordu toplantının. Fakat Draghi'nin dikkat çektiği birkaç nokta oldu. Bir, likidite bol kalmaya devam edecek. Yani bol para olacak. İkincisi, enflasyondan korkmuyoruz. Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız yok. Enflasyonist baskılar düşük. Faiz indirimini hala bir seçenek olarak duruyor. Faiz indirilebilir. Adeta yani bundan 1-2 yıl önce Draghi'nin yerinde Trichet vardı. Ve böyle uzun vadeli en ufak bir şey vermiyorlardı. Taahhütte bulunmuyorlardı. Nitekim dün Draghi faizler uzun bir süre düşük kalmaya devam edecek dedi. Bu tabii tam Amerika Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrasında ki onlar işte yavaş yavaş tahvil alım programı azaltılacak, parasal genişleme zayıflatılacak ve belki de gelişmekte olan ülkelere giden paranın bir kısmı kaçmaya başlamıştı. O açıklamalara tam ters bir açıklama tam, değil mi bu? Evet, aynen. Nasıl restleşebildi? Neye güvenerek Avrupa Birliği böyle bir restleşmeye girebildi aslında peki? Şöyle, şimdi Avrupa Birliği kendi ekonomisine bakıyor. Yani kendi ekonomisindeki gelişmelere bakıyor. Ve Draghi diyor ki, şu an diyor, hani ekonomik verilerimiz böyle bir parasal genişlemeyi ve likiditeyi haklı kılıyor diyor. Orada bir türlü toparlanma olmuyor. Ve Avrupa ekonomileri 4 çeyrektir küçülüyor. Sürekli eksi büyüme geliyor. Yani daha doğrusu ekonomi büyümüyor. Bilakis küçülüyor. Bu küçülen ekonomi aynı zamanda ülkelerin borçlarını arttırıyor. Bütçe açıklarını arttırıyor. Çünkü küçülme olduğunda daha az iş, daha az vergi demektir. İşsizlik yüksekse daha fazla işsizlik maaşı ödemek demektir. Evet, doğru. Dolayısıyla ticaret zayıfladığı için, büyüme bir türlü harekete geçmediği için bütçe açıkları da artıyor. Ve bunun için de yapısal reformlar gerekiyor. Dün Draghi, yapısal reformlar bizim işimiz değil. Bu tamamıyla ülkelerin kendi maliye politikaları tarafından belirlenmesi lazım dedi. Ama asıl vurucu sözler, bir, uzun süre bu faizler düşük kalacak. İki, likidite hatta istenenden daha fazla bol olmaya devam edecek. Enflasyonu çünkü kale almıyorlar gibi görünüyor. Şöyle, enflasyonda herhangi bir yukarı hareket yok ve enflasyon uzun bir sürede baskılanmış olacak diyor. Zaten hani merkez bankalarının en önemli görevi enflasyonu çok istikrarlı, kararlı ve düşük seviyede tutmaktır. Böyle, bunu yapmalarının sebebi şudur. Ekonomide geleceğe ilişkin olarak fiyatlama mekanizması, yani üretici bir ürünü ürettiğinde kaça satacağını hesaplayabilmelidir. Eğer enflasyon kararlı, istikrarlı ve düşük olursa faizler de kararlı ve istikrarlı oluyor. Dolayısıyla o zaman siz para kullanırsanız bunun maliyetini de doğru hesaplayabiliyorsunuz. Yeter ki Merkez Bankası'nın sürpriz yapmayacağını bilin. Yani merkez bankaları parayı basarken de şuna bakıyorlar. Hani enflasyonu hortlatır mıyım? Eğer dalgalı ve yüksek bir enflasyona doğru gidecek olursa merkez para politikası, böyle bir durumda iş dünyasının öngörülebilir geleceğe baktığında daha kısa vadeli bakmak zorunda kalıyor. Bu anlamda zaten ekonomi teorisinde de bu çok önemli bir konudur. 1970'lerde enflasyon hedeflemesi konusu ilk defa gündeme gelmiştir. Merkez bankalarının politikalarını belirleyen de teorideki bu çok önemli aşamalardır. Ama
bu merkez, bu para politikası teorisi 2008 kriziyle birlikte çöktü. O da şu, bu para politikasına göre, yani faizi arttırırsınız, ekonomiyi yavaşlatırsınız. Evet. Veya faizi indirirsiniz, ekonomi yeniden canlanır. Ekonominin kendi içerisinde devinimleri vardır. Düşer, çıkar, düşer, çıkar. Bu durumda merkez bankaları da devreye girerek bu süreci minimize etmeye çalışırlar. Yani büyük dalgalar yerine ekonomi daha istikrarlı gitsin, bunu sağlamaya çalışırlar. Fakat geçmişte şöyle bir şey oldu, işte 2008'de baktılar ki merkez bankaları tek başına para politikasını uygulayarak aslında varlık balonlarını engelleyemiyorlar. Yani bir tarafta Amerika'da ev fiyatları çok hızlı artıyor. Evet. O sırada Amerika Merkez Bankası Başkanı Greenspan'dı ve faizleri 5-5,5 seviyelerine kadar getirmesine rağmen ev fiyatları artmaya devam ediyordu. Hı. Dolayısıyla faizi arttırmak belki genel olarak ekonomide bir miktar durağanlığa, durmaya, bir miktar yavaşlamaya sebep olabilir ama sektörel bazda ciddi anlamda etki yapamıyor. Yani varlık balonlarını önleyemiyorsunuz. Hı hı. Bu sefer balon patladığında, morguç balonu patladığında krizle baş başa kalıyorsunuz. Şu an ekonomi teorisyenleri bunun üzerinde çalışıyorlar. Yani bu politikanın yerine nasıl bir politika olmalı ki hem çok istikrarlı enflasyon yaratsın, hem büyümeyi istikrarlı belli bir seviyede götürsün, hem de varlık balonu oluşturmasın. Bunu kim bulursa Nobel ödülünü alır. Yani olabilir bu, bir şey midir acaba diye de herhalde düşünmek gerekiyor. Olabilir. Çünkü her alternatife karşı bir ekonomik kriz çıkabiliyor bu dünyada. Ha, ekonomik kriz diyorsun ya, ekonomik krizi önlemeye yönelik, yani ne yaparsanız yapın önleyemezsiniz. Bunun imkansız olduğunu çünkü düşünüyorum. Çünkü bir yerde çıkınca tetikleme devam ediyor hocam. Çünkü siz şu anki durumu, varlık balonları engelleyen bir sistem getirmeye çalışın. Öyle bir durumda varlık balonları olmayabilir ama bu sefer farklı bir başka yerden yine patlak verir. Sebebi de şu, insanın fıtratı, insanın doğası. İnsan 3 sene sonra tüketeceği şeyi şimdi tüketmek istiyor. Normal şartlarda para biriktirse belki 3 sene sonra alabileceği arabayı şimdi hemen almak istiyor. Alıyor da kredilerle değil mi? Evet, krediyle alıyor. İşte bu kredi mekanizması ve krediyle ekonomiyi büyütme, yani insanlar kredi alsınlar bankalardan. Niye şu an Amerika Merkez Bankası bol para verdi? İnsanlar bu kredileri alsın, harcasın, ekonomi de canlansın. İnsanlar da almıyor şu an. Çünkü daha önce çok kötü borçlu yakalandılar, kredinin ne olduğunu anladılar. Doğru. Dolayısıyla bu ekonomi teorisinde değişiklik olacak. Benim görebildiğim şöyle bir şey olacak. Sadece para politikası değil, mutlaka maliye politikasının da devreye girmesi gerekiyor. Yani varlık balonlarının engellenebilmesi için maliye politikası ve para politikası eşgüdümlü gitmek zorunda bana göre. Çünkü AB'deki en büyük hata o değil mi diye vakti zamanında sormuştuk. Paralarını birleştirdiler ama maliye politikalarını birleştirmediler diye. Öyle. Aynı noktaya mı geliyoruz? Evet. Orada tabii sorun biraz daha farklı. Yani mutlaka. Aynı parayı kullanıyoruz. Şimdi şöyle, para 1970'te Amerikan Bretton Woods sistemi çöktükten sonra para ekonomik güce bağlandı. Hı-hı. Yani Amerika'nın doları Amerika'nın ekonomik gücünü yansıtır. Ne zaman o ekonomik güç çok zayıflarsa dolar rezerv para olmaktan çıkar. Avrupa'yı da Amerika gibi bir devlet yapmaya çalıştılar. Fakat Yunanistan'ın, Portekiz'in, İspanya'nın, İtalya'nın, İrlanda'nın, İzlanda'nın hepsinin parası aynı. Evet. Ekonomik güçleri çok farklı. Şimdi Alman ekonomisiyle Yunanistan ekonomisini karşılaştırmanız mümkün değil. Yani hiçbir zaman Euro'yu temsil etmez. Tamam, hı hı. Bunların hepsi bir araya geldi. Birlik kurdular, ekonomik birlik kurdular. Ama bir taraftan bir kısmı acayip para harcıyor, büyük açıklar veriyor. Onların ekonomisi zayıflıyor ama aynı paranın gücünü kullanıyorlar. Dolayısıyla bu çok büyük sıkıntı yarattı. Bu nedenle de dünyada para birliği konusu vardır. Dünyada tek para olsun. Yani dünyada tek bir tane para olsun. Bütün işlemler o işten yapılsın. Ama o zaman her ülkenin ekonomik gücü ve maliye politikasının da denk olması lazım. O zaman dünya maliye politikası, maliye bakanı olması lazım. Yani dünya maliye bakanı da
her ülkenin maliye politikasını belirlemesi lazım. Ülkeler tek başına kendilerini idare edemiyorken herhalde çok zor bir şeyden. Böyle bir şey çok zor ama bence bir önümüzdeki bir 20-25 yılda bu değişecek yani. O yavaş yavaş tek paraya doğru gidiş olacak. Çünkü, dünyada olacak. Evet, bu buradan büyük dersler alındı. Yani ama Avrupa. Bir yandan da Avrupa'da paralarımızı eski haline soksak mı tavrı da var. Tabii, aynen öyle. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi Avrupa Birliği örneği ve Avrupa para biriminin çökmesi, hı hı, ve diğer ülkelerin çok ciddi krizlere girmesi, bir para birliği, dünyada da tek para sistemi oluşturulursa nelerle karşılaşacağının bölgesel bir testi oldu. Evet, yani doğru. Bir nevi test oldu. Ve bu test sonrasında insanlar yeni şeyler öğrendi. Tabii ki hiçbir ülke kendi maliye politikasını şey yapmaz, bir başkasının eline vermek istemez. Hı hı. Yani bağımsız hiçbir ülke kendi maliye politikasını bir başka ülkeye vermek istemez. Ama şu an Avrupa Birliği'nde bu konuşuluyor. Yani maliye politikalarının eşgüdümlü yürütülmesi, hı, belli kurallara herkesin uyması, işte Maastricht kriterleri vesaire. Hani yaptırımı yok. Evet, evet. Yani diyor ki %60'tan fazla olmayacak diyor borcu milli geliri oranı ama yaptırmıyor. Neyse, ben konuyu çok fazla dağıtmayayım ama şu an gerçekten ekonomiler ciddi bir teori ihtiyacı içerisinde ve bundan sonraki süreçte onun üzerine çok fazla kafa yoruluyor. Bilim adamları, bilim insanları buna kafa yoruyorlar. Ve bu aşamada deneye yanıla nihayet Avrupa Merkez Bankası da veya Avrupa ülkeleri diyeyim. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Draghi çok başarılı bir Merkez Bankası Başkanı'dır. Zamanında İtalya'nın Merkez Bankası Başkanı'ydı. Başarılı bir insandır. Ne yapılması gerektiğini elbette çok iyi biliyor. Ama, hı hı, 27 tane ülkenin hepsinin onayını alıp bir politika üretmek çok çok zor. Yani Amerika'da Amerikan Merkez Bankası onay almaz kimseden. Yani o direkt uygulayacağı politikayı uygular. Ama burada şu ana kadar Almanya engellemiştir birçok politika uygulamasını. Evet. Nihayet biz de şaşırıyoruz. Şimdi Almanya buna nasıl izin veriyor? Nasıl izin veriyor? Çünkü 3 sene, 4 senedir Almanya'nın istediği politikalar uygulandıkça ekonomiler çöktü. Evet. Yani ekonomiler bir türlü bir şey yaratmıyor. Büyüme gelmiyor. Çünkü Almanya diyor ki harcamayı kesebildiğin kadar kes. Hı hı. Kamu kesimi hiç harcamasın. Disipline girsin. Tasarruf etsin. Doğru demiyor mu peki örneğin değil Yunanistan işte için? Yani çünkü Yunanistan hele ki söz konusuysa ne kadar fazladan üretim olmadan tüketim ya da devletin verdiği parasal pozisyon olduğunu biliyoruz. Evet. Gerek çalışanına ya da çalıştırdığına devlet olarak. Ama şöyle bir durum olarak oluşuyor. Şimdi ben kamu olarak harcamayı kestiğim anda daha fazla, daha az kişiye maaş ödüyorum. Daha az kişi bundan nemalanıyor. Ben kamu harcamaları olarak yol yapımını, köprü yapımını vesaire durdurduğum zaman büyük bir işsiz yaratıyorum orada. Hmm. Dolayısıyla bunların alım gücü düştüğü için bunlara bir de işsizlik maaşı ödemek zorunda kalıyorum. Aynı zamanda ekonomiyi bir türlü büyütemediğim için vergi gelirlerim artmıyor. Ama işsizlik maaşı normal maaşlarından daha az değil midir? Ya daha az ama sen şimdi %12'ye geldi şey. Normal %5'ten işsizlik Avrupa'da %12.1'e geldi. Hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yandan yeni iş alanları insanlar da harcamadığı için, geleceğinden endişe ettikleri için harcamayınca gelir yaratılamıyor. Sen bu taraftan tasarruf edeyim derken kamu harcamalarını kısarken, hı hı, öbür taraftan kamu gelirleri hızla düşüyor. Düştükçe bu sefer açık daha da büyüyor. Yani, hı, sen normalde harcamayı kısayım, açığı kısayım diyorsun. Açık büyümeye başlıyor. Ve nitekim öyle oldu zaten son 4 senede. Bütün ülkelerin bütçe açıkları arttı daha mı? Yüksek arttı ve, hı, borçları çok arttı. Almanya bunu istiyordu. Fakat Keynesyen ekonomistler özellikle böyle durumlarda ekonomilerde harcamanın artırarak kamunun motor güç olmasını, yani ana başı çeken güç olmasını, hı hı, geçici bir süre harcamaları artırarak ekonomiyi canlandırdıktan sonra gelen gelirlerle birlikte tasarrufu, anladım, öneriyordu. Tabii bu bir kavga. Yani bu bir ekonomi literatüründe de izlediğimiz bir kavga. Nihayet ama dün Draghi'nin açıklamaları sonrasında biz şunu gördük. En azından Almanya eskisi kadar artık güçlü diretemiyor. Olamayacak. Çünkü Almanya'nın politikaları çökmüştür. Yani şu an Almanya'nın izletilmesini istediği politikalar tam anlamıyla çöküştür. Ama hangi sistem için? Kapitalist sistem için. Yani kapitalist sistem ve bu sistem içerisinde Almanya'nın politikaları çökmüştü. Hmm. Başka bir sistem, başka bir ekonomik sistem içerisinde o çalışabilir. Şimdi o zaman başka bir ekonomik sistem deyince şuradaki soru yine Levent Gökten'den gelmiş.
Amerika kendi krizini yaşadı bitirdi, Avrupa kendi krizini yaşadı bitirdi. Madem kendi ekonomilerinden bahsediyoruz, şimdi Çin'de mi sıra? Orası evet. Ne olacak? Siz de dikkat çekmiştiniz geçtiğimiz günlerde Çin'de hareketlenme evet. olacak diye. Şu an bir özgüven var çünkü Avrupa'da da Draghi'nin yaptığı açıklamalarda da bunu görüyoruz. Şimdi Avrupa kendi krizini yaşadı ama bitirmedi. Yani Avrupa'da çok büyük sorunlar hala var ve birçok pislik de halının altına süpürüldü. Yani batması gereken en az 20-30 banka vardı. Batırılmadı bunlar ve hala yüzdürülmeye çalışılıyor. Ve dolayısıyla yarın onların ne olacağı, yani ekonomi canlanmadı. Bak. Geçen bir programda söyledim. 60 trilyon dolarlık dünya üretiminin 16 trilyon dolarını Amerika yapıyor. Bunun yaklaşık 11,5-12 trilyon dolarını Amerika tüketiyor. Bu adamlar büyüyüp tüketmediği sürece ne Avrupa ayağa kalkabilir ne de Çin kendi mallarına ciddi bir talep bulabilir. Avrupa eksi büyüyor. Amerika sadece rölantide büyüyor. Bu arada gelişmekte olan ülkelerin hepsi ihracat pazarı arıyor, satacak yer arıyor. Kime satacaklar? Gelişmiş ve en zengin olanlar alabiliyor ürünleri. Sonuçta Çin'in sıkıntısı bambaşka. Eğer şöyle olursa Çin toparlar. Amerika büyümeye başladığı anda minimum büyüme 3,5-4 olması lazım Amerika'da. Yani 3,5-4'e geldiği anda Avrupa toparlanmaya başlar. Biz daha okula ilk başladığımızda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Bilsay Kuruç vardı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıydı kendisi ve bize de derse gelirdi. Yani ilk söyledikleri ilk kulağımızda kalan ve her iktisat öğrencisinin de bildiği bir cümledir. İşte Amerika hapşırırsa Avrupa zatüre geçirir şeklinde. Nitekim tam da böyle bir durumdayız. Bu politikaların tamamını eş güdümlü yönetilmediği sürece, yani merkezden bu bütün politikalar belirlenmediği sürece bu sıkıntıların bitmesi çok zor. Bir şekilde Amerika'nın büyümeye geçmesi lazım. Sürekli gözler Amerika'da. Hangi veri geldi, ne kadar istihdam? Bugün mesela Amerika'dan işte tarım dışı istihdam gelecek. Ve çok piyasalarda dalga yaratacak bence. İkincisi, bugün Amerika'dan işsizlik verisi gelecek. Yüzde kaçmış işsizlik oranı. Bu geldikten sonra yine piyasalarda bayağı bir dalga yaratacak. Ama Çin eğer bir sene daha, yani önümüzdeki bir sene, 2014'te de hala Amerika %2'lerde büyüyorsa, Avrupa'da büyüme hala sıfır civarında gidiyorsa, eksi veya sıfır veya artı bir bile olsa yetmez. O zaman Çin'de gerçekten çok büyük sorunlarla karşılaşacağız. Yani Çin'de kriz çıkarsa dünyanın hali nice olur. Hakikaten Çin'de büyük bir kriz çıktığı zaman o zaman 2008 gibi devasa bir yeni bir dalga gelir. O anlamda... İlginç bir soru dikkatimi çekti. Tek kullanılan para altın yok mu zaten dünyada diyor Erkan Sarı izleyicimiz. Şimdi herkesin kullandığı yok işte. Yani bugün evet. Bugün dünyada tek kullanılan para daha önce altındı. Altının sıkıntıları ortaya çıktı. Altın her zaman ekonomilerin büyümesini ve gelişmesini engelledi. Çünkü arzı arttırılamıyordu. Onun üzerine altından vazgeçildi. Ama siz şu an hani altınla ticaret yapmak isterseniz elbette ki ülkeler buna evet der ama şimdi benim dış ticaret dengeme baktığımda, tamam mı, ithalat artı ihracata baktığımda buradaki milyar dolarları karşılayacak altın nerede? Yani biz altın stokunuz ne kadar ki? Değil onun mi? Ne kadarını onu dış ticaret? Evet. Gerekiyor, tabii. Tamam, bir başka ülke altını kabul edebilir ama herkes şimdi bizim ihracatçımız şimdi bankasına deyip ya ben şuradan ihracat yaptım şu ülkeye şu kadar altın gönder denilse bunun fiziki olarak teslimatı şimdi adam oradan altın alacak kaydı istemez bunun fiziki olarak teslim edilmesi ise o zaman çok böyle hani bakkal usulü bir dünya alışveriş, ekonomisi durumu olur. Dolayısıyla şu an tek para vardı, onun çok sıkıntıları nedeniyle bu parasal sistemler sürekli değişti son 200 yılda. Ve yeni sıkıntılar yarattı diyebiliriz. Aynen öyle. Gördüğümüz noktada. Toparlayacak olursak şöyle söyleyeyim. Draghi'nin vermiş olduğu mesajlar sonrasında dolar TL kuru dün 1.96'lara yaklaşıyordu, 1.960'lara. Sonra hızla geriledi 1.940'lara doğru. Bu sabah itibariyle de 1.944 seviyesinde bulunuyor. Bir miktar hafifçe doların ateşini düşürdü. Borsada çok sert bir yükseliş yarattı. Sonra çınlarız zaten. Evet. Bombamız çalar.
Ve bu sert yükseliş, borsadaki sert yükseliş yaklaşık 2000 puan civarında oldu. İlk başta Draghi konuşurken borsa pek reaksiyon vermedi ama Avrupa borsalarında sert artışlar başlamıştı. Ama ne zamanki bol likidite haberi geldiğinde likidite verilmeye devam edecek ve faizler de düşük kalmaya devam edecek haberi geldiğinde bundan Türkiye'nin de yararlanacağı düşünüldü. Çünkü evet. Türkiye'nin yumuşak karnı cari açık evet. ve cari açığı finanse etmemiz gerekiyor. Şimdi sen cari açığı %2 faizle de finanse edebilirsin. Yurt dışından aldığın paraya %2-3 faiz ödeyerek de finanse edebilirsin. %7 faiz ödeyerek de finanse edebilirsin. Şu an Türkiye'nin üzerindeki korku buydu. Para yuvasına dönüyor. Gelişmekte olan ülkelere akan para yuvasına dönüyor. Dolayısıyla bu maliyetler artacak. Cari açığın finansmanı gitgide maliyetli hale gelecek. Bu evet. tabii ki cari açığın artışını engelleyecek bir durum. Ama bizim 340 milyar dolar dış borcumuz var. Bu firmalarımız bizim yaklaşık 330-340 milyar dolar borçlar. Bunların zamanı geliyor. Bizim bir yılda ihtiyaç duyduğumuz finansman 200 milyar dolar. İhracat yapıyoruz ama karşında ithalat yapıyoruz. İthalat dış ticaret açığımız yüksek. İthalat ihracatın çok üzerinde. Biraz dolayısıyla, kısıtlamak mümkün değil mi bu kadar net bir tabloyken karşınızda ithalatı? İşte kısıtlayacak şeyler onu hani yasayla veya yasakla vesaire kısıtlamanız mümkün değil. Ama dolar yukarı gitti şimdi 1.96'ya. Şimdi ithalatçı yeni bir ürünü tabii ithal ettiğinde çok daha yüksek fiyata satmak zorunda kalacak içeriye. Fiyatlar yükselmiş olacak. Dolayısıyla birçok malda ithal malı olduğu için belki de satamayacağım diyecek ki fiyat yükselişi. Milletin geliri artmadı ki. Kaç kişinin Doğru. maaşı arttı? Doğru. Yani özellikle de hani kamu sektöründe %4 zam vesaire var ama yani bu sadece enflasyondan koruyor. Özel sektörde belki de 3 yıldır 5 yıldır zam almayan insanlar var ve evet, sürekli öyle. Olarak enflasyon nedeniyle reel gelir eriyor. Reel gelir eriyince ne yapıyorsunuz? Gidip krediye yükleniyorsunuz. Evet. Yani bir şeyi almak istiyorsunuz, paranız yetmiyor, krediye yükleniyorsunuz. O kredi nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Dışarısı sana kredi veriyor. Evet, senden faizini alıyor, güzel kaymağını alıyor. Sen de burada harcıyorsun. Bizim o döngüden kurtulmamız lazım. Peki o döngüden kurtulmak için ne yapmak lazım? İnsanların harcama yerine tasarruf etmesini teşvik etmek lazım. Tamam BES sistemi çıktı tasarruf edildi ama bu yıllık 10 milyar TL ama falan. Ama tabii 3 yıl zam almayan insanların harcama yerine tasarruf etmesi sisteminden bahsediyorsunuz. En azından bak. Bir yandan çünkü bir gerekçe de var o kredilerin alınması için. Hali hazırda düzgün giden bir hayatta gidip kredi alsa müsriflik yapıyor diyelim ama 3-5 yıl zam almadığı noktada ihtiyaçlarını daha ileri atmak ya da tasarruf etmek o kadar zor ki insanlar için. Yok tasarruf etmeyebilir ama şöyle düşün. Ayda 1000 lira alıyor 500 lira da kredi harcıyor tamam mı? Buradan sen artık 300 lira kredi çünkü faizler yükseldiği anda artık o yükselen faiz maliyet nedeniyle 300 lira 200 lira krediyle çevirmeye başladığında aslında tasarruf etmiş oluyorsun. Yani normalde kredi genişlemesini durdurmuş oluyorsun bir bakıma. Yani peki zaten insanların her yıl zam alabileceği bir ekonomi oluşturmaya çalışmak için ne gerekiyor? Öyle bir şey yani öyle bir şey için tamamen dünyada ciddi bir know-how geliştireceksiniz. Sizin ürünlerinizi herkes kapış kapış almak isteyecek. Sürekli olarak dışarıya satacaksınız. Ve ciddi gelir elde edeceksiniz ve bu geliri paylaşacaksınız insanlarla. Ama öyle bile olsa evren şöyle oluyor. Madem bu kadar talep var dışarıda, madem bu kadar iyi niye ben ücretleri arttırayım ki? Çalışmak isteyen iş gücü arzı var. Ben bunu yatırıma yönlendireyim. Olan her yerde çalışan oluyor gibi bir durum mu çıkıyor yani? Ya her orada? Zaman öyle olmuştur zaten. Doğru, yani, yani her zaman yani sonuçta diye. Ücretler niye düşük? Tamamen arz talep meselesi. İş gücü arzı çok yüksek, nüfus yüksek. Bizde %10,5 işsizlik var, %10. Şimdi Amerika %7,6. Biz onlara bakıyoruz. İşsizlik bizde çok yüksek ve işsizlik hiç problem değil şu an. Halbuki bu ekonomide bu kadar dışarıdan borç alıp büyüyen bir ekonomide işsizliğin çok daha düşük olması lazım. Yani %6'larda 7'lerde olması lazım. Evet çok mesela, ilginç değil mi? Evet yani tamam. O zaman nerede bir boşluk var? Nerede bir ya da pompalanmış daha fazla götürülen veriler var? Tamamıyla şöyle var. Nerede biliyor musun? Olay şu. Daha önce izlenen kur politikası sayesinde içeride mal üretmek çok pahalı hale geldi. Herkes gitti. Adam ben biliyorum Karaköy'de ampul üretiyordu. Yanında 25-30 kişi çalıştırıyordu. Ampul baktı ki benim 500 liraya ürettiğim ampulü adam Çin'den 200 liraya getiriyor, 150 liraya getiriyor dedi. Yanındaki herkesi çıkarttı. 2 kişi kaldı.
Tek yaptığı iş ticaret. Çin'den malı al getir içeriye ver. Niye üretimle uğraşacaksın ki? Niye onun SGK'sıyla, niye onun vergisiyle, onunla bununla uğraşacaksın ki? Bir de zor bizde değil mi o tip işlemler? Ya üretimi engelleyecek bütün politikalar neredeyse uygulanıyor. Bu sonra fark edildi. Geçen yıl fark edildi. Geçen yıl fark edildikten sonra bunun ne büyük bir cari açık yarattığı fark edildi. Ve ondan sonra Merkez Bankası'nın düşük kur, yüksek faiz politikası, bu dışarıdan içeriye para çekiyordu. Yüksek faiz almaya geliyordu. Kurlar da düşüktü. Bundan vazgeçildi. Daha sonra işte düşük faiz, yüksek kur politikasına geçildi ama bence üretim sektörlerinin birçoğu ölmek zorunda kaldı. Yani kapandı. Sonra o adamları bir daha harekete geçirmeniz çok zor. Sen ekibini dağıtıyorsun. Tabii, dolayısıyla bu büyük bir ekonomi politikasında yanlıştı. Yani zamanında uygulanmış. Yani 2006-2007'lerde ciddi anlamda tam anlamıyla düşük kur, yüksek faiz, yabancı gelsin, yüksek faiz kazansın, buraya para getirsin. Evet. Biz de o parayı alıp harcayalım. Üretmeyelim. Böyle bir şeye gittik. Şimdi üretim artmadı mı? Tamam arttı. Üretimde de artış var. İstihdam artışı niye yok? Çünkü iş tamamıyla hizmetler sektörüne yöneldi. Ve orada istihdam yaratma gücü düşüktür. Hizmet sektöründe. Tabii sen bir fabrikada 150 kişi çalıştırırsın. Halbuki o fabrikada üretilen ürünü Çin'den eğer alıp getirirsen 2 kişi ihracat ithalat işlemlerini yapar. Evet. Dağıtım işlerine de verirsin. Malı çekerler, alır dağıtırlar. Doğru. Dolayısıyla o zaman istihdama da negatif katkı yaparsın. Borsayı unuttuk. Evet, borsa açıldı. İstersen grafiği bir verelim. Evet, dün 75.500 civarından kapanmıştı. Şu an borsa açıldı. 75.750 seviyesinde bulunuyor. Düne göre bir miktar yukarıda açıldı. Ve toplam şeye baktığımızda hani ne kadar bir değer kazanmış ona bakacağım. %0.38 yukarıdayız. Dış piyasaların tamamı mavi ve yükselişler var. Japonya'da %2, Çin'de %0.25 ve Amerikan vadelileri de %1 yukarıda. Piyasa bence daha yüksek açılmalıydı burada. Yani belki de 1000 puan daha yukarıda açılmalıydı. Evet, ama dolar pek fazla gerilemiyor. Yani dün Draghi bol para dedi. Dolar bir miktar geriledi ama dolarda stres devam ediyor. Aslında daha gerilemesi evet, gerekiyordu. Dolayısıyla evet. Şu an dolar bak dolar dün itibariyle 1.96'ya yaklaştı. Draghi konuşmaya başladığı anda aşağı doğru geldi. Şu an daha da fazla düşmüyor. Normalde aslında madem bol para gelecek Avrupa'dan, madem faizler çok uzun süre düşük kalacak, biz normal şartlar altında finansmanın maliyeti düşecek diye doların daha da düşmesi neyin lazım. Neyin direnci peki bu? Valla şu an hala yabancılar ana senaryoya bağlı kalıyorlar. Hmm. Yani ana senaryoda Amerika'nın parasal genişlemesi. Ta o ilk yapılan açıklamalardan evet, hareket ediyor. Evet. Ana senaryoya bağlı kalıyorlar. Şimdi endekse bir daha döneceğim ben grafikte. Endeks dün 73.500'den ciddi bir yükseliş yaptı ve 75.500 kapattı. Ve tahmin ediyorum bugün 77.000 önemli bir direnç olacak. Bugünkü açılışa baktığımda da hani dış piyasalardaki olumlu hava devam etmesi şartıyla belki 77 bine kadar gelebilir ama şu an zorlanacak bir süre zorlanacak gözüküyor. Hani endeksin 77 bini de aşıp yukarı gitmesi kısa vadede zor. Ama cuma günü itibariyle bu cuma itibariyle açılış bir miktar yukarıdan oldu ve 75 bin seviyesinde en azından burada bir destek oluşacaktır. En güçlü desteğimiz de 74.500'dedir. Tekrar 74.500 seviyesindedir. Bu kırdığı noktadır. Ve bu seviyenin altına tekrar düşmesi durumunda resim çok kötüleşir. Yani o zaman borsada hani daha önce soruyorlardı ya 65 bin olur mu diye. Eğer bu resmin bunun altına tekrar düşer 73.500'e doğru gelirse bu aslında borsa için kötü bir sinyal olur. Bu anlamda hani yatırımcılar dün eğer alım yapmışlarsa en azından bugün 77 bin civarında kar satışı yapabilirler. Yani 76.500-77 bin aralığında kar realize edebilirler bir miktar. Şu an için borsadaki yükselişin sağlıklı devam etmesi için bizim dolarda en azından 1.90'ın 92'nin altına gerilememiz ve 1.90'dan da aşağıya doğru geriliyor olmamız lazım. Biz o zaman anlayacağız. Yapabilecek miyiz bunu? Gereken müdahaleler kısa vadede mu? Yok, hayır. Kısa vadede olmaz. Yani kısa vadede hemen ne bileyim bir hafta içerisinde olmaz yani. Ama herkes önümüzdeki bankası. İki ayda ben tekrar yavaş yavaş var olan koşulların şey yapılacağını, algılanacağını ve yavaş yavaş dövizde de yeniden aşağı yönlü bir eğim oluşacağını düşünüyorum. Yani peki bir iki Merkez ay Bankası o bahsettiğiniz faiz artırımını yapsaydı
2 ay gibi bir süre mi beklemek zorunda kalırdık yine, yoksa biraz daha geriden mi? Yok, eğer faiz artırımı gelirse, Merkez Bankası'nın eğer politika faizini arttırırsa, ki orada da sıkıntı var, para politikası da artık para politikası olmaktan çıktı. Yani para politikasına bakıyorsunuz, normal şartlarda bu tür durumlarda daha önce biz aynı durumu 2006'da yaşadık. 2006 Nisan'ında yaşadık. Merkez Bankası hızla faizleri arttırarak direkt kaçan parayı durdurdu. Ve en azından volatiliteyi bitirdi. Şu an ben dün bakıyorum 1.96'ya geliyor. Merkez Bankası'nın 50 milyon dolarlık satış ihaleleri var. Çok fazla etki yapmıyor. Merkez Bankası'ndan bir faiz artırım sinyali bile gelse dolar hızla geriler aşağıya doğru. Peki, fakat bu ısrarcılığın sebebi ne? Ya daha önce biliyorsun işte faiz lobisi tartışmaları vesaire büyük zarar veriyor bu şeye. Yani bu para politikası. Normalde sağlıklı bir para politikasının, yani olması gereken şu şartlar altında bir türbülans var. Bir döviz ülkeden çıkmış kaçıyor. Bu belli ki senin cari açığın çok yüksek. Eğer kaçış hızlanırsa daha da büyük darbe vuracak. Böyle bir durumda gördüğünüz anda sizin bunu normal şartlarda arttırmasanız dahi hani esmeniz lazım. Yağmasa dahi gürlemesi lazım. Evet. Yani demesi lazım ki hani faizleri arttırmayı düşünebiliriz. Şartlar gerektirirse dese. Onu da demedi. Evet. Demiyor. Şimdi o zaman sanayici tedirgin. Dolar ne zaman düşecek? Ben malımı, ithalatımı kaçtan alacağım? Dolayısıyla belirsizlik arttığı zaman. Ama bu noktada bu da bile ekonomi, bile ladese gidilmiş gibi bir durum sanki çıkıyor ortaya. Çok. İşte ben mesela şeyi anlamıyorum. Yani Merkez Bankası çok rahat bu sinyali verebilir. İlla da arttırmak zorunda değildir. Yani bakar. Sadece rahatlatsın bakar ki, en azından. Evet, 1.90'ın altına geriler, ateş söner, rahatlar. Evet. Ondan sonra der ki şu anki koşullar gerektirmiyor diyebilir. Ama işte faiz artan veya arttıran kim oluyor burada? Merkez Bankası. O zaman çıkıp herkes kim ne diyecek? Faiz lobisinin başı Merkez Bankası'ymış. İşte bakın dediğimiz oldu gibi bir şey çıkacak. Hayır. Bu yüzden de şimdi biliyorsunuz Sayın Zafer Çağlayan'la Merkez Bankası Başkanı arasında ne biçim tartışmalar geçti. Evet, evet. Biz biraz frene basacağız dedi de doğru yaptılar. Yani 2012'de Babacan'ın ekonomi yönetimi çok doğru kararlara imza attı. Eğer o gün o cari açığı frenleyecek önlemler alınmasaydı, yani o zaman faizler %12'ye kadar çıktı. Alınmasaydı biz şu an 70-80 milyar dolar cari açıkla bu krize girecektik ki o zaman çok daha tehlikeliydi. Yani o zaman bayağı bir kriz yaşardık. Dua etsinler Babacan'a. Yani dua etsinler ki 2012'de o faizleri arttırdı. Milleti faiz arttırıyorsun diye suçlamak yerine, yani faizler kardeşim bu ekonominin bir gereği var. Bu parametreleri yönetirken senin uygulaman gereken bir evrensel politika var. Evet. Bu da evrensel şu. Kurallar. Ülkeye ne zarar verir? Bu faizi 2 puan arttırmak mı daha çok zarar verir? Bir anda bu paranın hurra kaçması mı zarar verir? Evet, ben 40 tane ülkenin krizini inceledim. Bütün krizlerin ana sebebi bu. Para şüpheleniyor ve kaçmaya başlıyor. Kaçmaya başladığında ne oluyor? Ben firma olarak Avrupa'dan gitmişim, kredi almışım. Libor artı 1 ile 2 ile. Zamanı geliyor. Nasıl olsa sürekli çevirmişiz 3 senedir krediyi. Evet. Aynı faizleri. Evet. O diyor ki kusura bakma diyor, yenileyemeyeceğim kredini. Niye yenileyemeyeceksin? Türkiye artık riskli. Öyle bir durumda ne olacak? Bu adam bulup ödemek zorunda kalacak. Gelecek döviz piyasasına buradan dolar alıp veya euro alıp bunu ödemek zorunda kalacak. Hocam 5 dakikamız kaldı. Doları soruyorlar. 3 dakikamızmış. Rona beni uyardı. Doları soruyorlar. Altını soruyorlar. Haftayı kapatıyoruz. Arka arkaya sorular gelmiş. Fed keseceğim diyor. Avrupa Birliği devam diyor. İkisi aynı anda olursa ne olur diyor. Koray Demir piyasayı neler bekliyor demiş. Kısaca toparlarsak o soru üzerinden. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, ben dolarla ilgili olarak şu an tahmin yapmak çok zor çünkü Merkez Bankası'nın dolar nereye gelince ne yapacağını bilemiyorum. Gene 50 milyon dolarlık ihale açarsa, yine çok fazla bir sinyal vermezse dolar bir miktar yukarı gitmeye devam edecek. Ama sürekli şunu söyledim. Ben 1.90'ın üzerinde dolara yatırım önermiyorum dedim. Evet. Yani dolar 1.95'e gitse de önermiyorum. Çünkü buradan bir faiz arttırımı sözü bir anda doları baş aşağı götürür. Evet. O açıdan ben o riski alamam. O yüzden dolarla ilgili tahmin yapmaya çalıştığınızda tahmin zor yani. Tahmin. Merkez yani Bankası 1.90 ile doğru orantılı çünkü. Aynen. Çünkü onun ne diyeceğini tahmin etmeniz lazım. Altına gelince
altın TL bazında ne olabilir sorusu var. Şimdi hemen şeye bakalım. Altının şu anki 5 dakikalık grafiklerine. 1260 dolarları gördü. 1265 dolar. Bugün 1240 dolar seviyesinde, dolar bazında. En azından bu seviyede uzun süredir kalıyor altın. Bu iyi haber altıncılar için. TL bazında bakacak olursak onu şey yapalım. TL olarak nereye gelmiş durumda 60 dakikalık grafiklerde? TL olarak 77,5 seviyesinde bulunuyor altın. Şu bu sabah itibariyle de 77 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bir miktar 76-75 seviyelerinden almış olanlar varsa özellikle 79-80 aralığında satış yaparak tekrar aşağıdan alım için bekleyebilirler. Altın TL bazında yatay gidiyor. Şu an dolarda da genel olarak hep yükselen bir eğim olduğu için altın çok fazla düşmeyebilir. Dolar bazında yani ons bazında altına da bağlı gittiği için ons bazında altında ben çok ciddi volatil hareketler beklemiyorum. Bir süre daha yatay gittikten sonra ons bazında altın tekrar bir yükseliş yapabilir. Dolayısıyla altınla ilgili söyleyeceğim şey şu an 76 lirada çok önemli bir destek var. Pek onun altına geleceğini düşünmüyorum. Bir miktar daha gerileyebilir 76 lira seviyesi. Ama bunun altına gerilerse 76'nı o seviyeler hakikaten 1-2 ay vadeli alım için yine bence altın uygun olacaktır. Evet, biz bitirdik programı. Daha doğrusu zamanımız bitti. Su gibi geçti süre ama ekleyeceğiniz önemli bir şey var mı pazartesiye kadar izleyeceğiniz? Pazartesiye kadar hani ben şunu söyleyeyim. Bugün borsa şey açıldı yani yüksek açıldı dünkü şeyden sonra ve bu yüksek açılış sonrasında şu an hala yüksek seyrini de koruyor. Özellikle piyasada işlem yaparken sağlıklı bir güçlü yükseliş beklemesin. İnsanlar dün ayrıntılı anlattım. YouTube'dan o video şeyi izleyebilirler o programı. Bundan sonraki bir yıl içerisinde genellikle yukarıya sonra aşağıya yukarıya aşağıya bir yani şey geniş bir kanal olacak. Yani ana büyük trendler başlamayacağını düşünüyorum ve hatta bir miktar hafif aşağı eğimli trend devam edecektir diye düşünüyorum. Mesela 2-3 ay içerisinde 65 bin olur mu diyenler vardı. Evet olabilir. Ama ne bileyim bir hafta içerisinde beklemiyorum. Onun olabilmesi için 70 binin kırılması lazım. Bu şartlar altında gerçekten piyasada tahmin yapmak oldukça güç. Çünkü her an nereden ne geleceğini bilmiyoruz. Ama Merkez Bankamızın bu ay yapacağı toplantı ve para politikası kurulundan alacağı kararlar bence çok önemli. Şey açısından çok önemli. Bekleyeceğiz bakalım. Evet, bir dönüm noktası da olabilir veya başka olumsuza da dönüm noktası da olabilir. Bakacağız, bekleyeceğiz. Sizden yorumlarınızı almaya devam edeceğiz. Bugün de paranın rotasının sonuna geldik sevgili seyirciler. Pazartesi günü yine birlikte olacağız Yaşar Erdinç hocamızla. Az sonra haberlerle karşınızda olacak. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.